27 bölüm geldik, foyamız bu bölümde ortaya çıktı. Seyircilerin aniden alkışladı, bakalım. Yaşar, yılın en seksi erkeklerinden bir tane seçin. En seksi erkeği mi seçildin, en seksi erkeklerinden bir tanesi mi seçildin? Vallahi bilmiyorum, hiç haberim yok böyle bir şeyden. Haberin yok mu? Söylemedi mi kimse sana? Hiç kimse söylemedi. Sen de var mısın listede? Ben de varım. Ha, oradan biliyorsun. Yok vallahi, biz seçildik. Aysel Güvel mi seçti dedi, onun alkışıydı. Ha. Seyircilerimiz duyamıyor tabii, televizyon başındaki izleyicilerimiz. Ben varım, sen varsın, Reha Muhtar var, üç kişiyiz artık. haberim yok muydu sahiden? Yok vallahi. Peki kendini seksi buluyor musun? Çünkü birçok insan seni seksi buluyor. Vallahi bizim mahallede mesela Necmi abi var. O zaman bulmuyorum. Seyfi abi var, mahallenin ileri gelenleri. Bir de geri gidenleri var mahallede. Ya yok, birçok bayan seni seksi buluyor. Sen kendini seksi buluyor musun? Ya açık. Zaman zaman yok öyle bir takıntı. Nasıl zaman zaman insan kendini seksi... Zaman zaman tabii yani. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl zaman zaman ya? Sen buluyor musun? Ben buluyorum. Ben de buluyorum. Ben senin zaman zaman beni boşluklarda değil, ben kendim buluyorum. Kendini seksi buluyorum. Ya kendimi seksi buluyorum işte. Senin arttırdığın boşluklarda, aralarda ben hemen seksi buluyorum, çekiliyorum. Şey yapıyorum yani, fazla kalmıyor. Ne diyeceğim, şaşırdım şimdi. Öyle bir şey söylemedim ki kelime oyunuyla karşıma tekrar çıkma yok, diye. Yok yok, kelime oyunu zaman değil. Zaman buluyorum dedim. Zaman, gerçekten zaman. De zaman zaman. İnsan kendini bazen sabah kalkıyor mesela, çok formda hissediyor o gün. Bugün çok güçlüyüm, iyiyim falan diyorsun. O anlamda söyledim. Yoksa anladım. Bugün çok seksiyim. Bir de bugün insanın çok, kendini ne zaman seksi bulacağı da belli olmaz. Allah muhafaza bir toplu taşım aracında kendi bir seksi. Mi kameraman? Mesela sen kendini hiç seksi bulmuyorsundur, bilmiyorum. Evet. Yok yok, bu benim bir tane en seksi kameramanım. Vallahi. Yok, çok ciddiyim. Çok kameraman gördüm, senin gibisini ilk defa. Yani, şimdi... genç kız... Yani bunlar tabii artık çok şey... Beraber olduğum birisi yok benim bildiğim kadarıyla. Yok, hayır. Düşünmüyorsun da şu dönemde. Ya o düşünmeyen genç arkadaşlar şey merak ya. Ettiği şeyler de onun için soruyorum. Hı-hı. Artı büyük bir hayran kitlesine bir anda ulaştın. Hayran diyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Her seferinde hayvan diye anlaşılıyor. Öyle bir söylemedim hiç. Garip teklifler, garip yaklaşımlar oluyor mu böyle? Garip şeyler yaşıyor musun kitleyle beraber? Hayır, yok. Yani şöyle, nasıl anlatayım şimdi bunu? Garip derken çok bazen abartı İlginç sevgiler yani. Abartı sevgiler oluyor işte. Mesela ağlayan falan gördüm konserlerde. Evet. Şey oluyorum, bir garip oluyorum, ağlama falan diyesim geliyor. Böyle bir de şey güzel de değil mi? Kestikleri zaman dermişe ya, kesmeyin falan diyormuş o da. Benimki de öyle oluyor, ağlamayın falan diye. Böyle fazla garip bir şeyle karşılaşmıyorum. Ama şey çok güzel ya. Bir kez oldu bak, bir şey oldu, onu söyleyeyim hemen. Tabii. Ankara'da bir imza gününde çevik kuvvet gelmek zorunda kaldı. Çok kalabalık vardı işte, no. Bir şeyler kırıldı. Kalemi mi yuttu falan. Bir? Ha? İmza çevik mi? Kuvvet, çevik ha, kuvvet. Ha, çevik kuvvet, pardon. Ha. Ne anladın ki? Anlamadım da bir şey var. Ondan sonra onun haricinde işte genel herkesin başına gelen şeyler. Genelde yani bu tip. Ankara'daki konsere çevik kuvvet konser mi geldi değil. İzlemeye? İmza günü. Ha, imza gününe. İmza günü. Çevik kuvvet bu kadar imza topluyor mu ya? Topluyor tabii ya. Yok, çevik kuvvet, Allah tebrik ederim ama gerçekten de ben çok seviyorum. Polislerimizin, emniyetçilerimizin popçulara olan desteğini çok seviyorum gerçekten. Sağ olsun. Ve başarılar diliyorum. Ben de. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konukları hoş geldiniz.